Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için gitmeyen inatçı göbek yağlarınızı giderecek, kalça basende gerçekten dayanma sağlayacak ve iştahınızı kontrol altına almanızı kolaylaştıracak şahane bir tarifim var. Biliyorum kış aylarında pek çoğunuzun iştahı çok güzel bir şekilde açılmış. Instagram üzerinden de çoğu kişi bana arkadaşlar iştah kapatıcı bir tarif istemişsiniz. İşte size iştahınızı kapatacak hem vücudunuzun potasyum değerini karşılayacak hem de arkadaşlar kilo verirken oluşan sarkmaları ortadan kaldırmaya yarayan şahane bir içecek hazırlıyoruz. Bu içecekle birlikte gün boyunca tokluk hissedeceksiniz ve de vücudunuzda arkadaşlar özellikle kas kütlenizi artırmak Amacıyla kullanabileceğiniz şahane bir içecek oluyor. Bunu sporcular da kullanabilir. Eğer ki bu son zamanlarda bağırsak hareketlerinizde bir tembellik hissediyorsanız kabızlık, kazımsızlık gibi problemleriniz varsa bunu da ortadan kaldırmaya yarayacak. Çünkü içerisinde bağırsaklarımızda bulunan minik minik gizlerin yerine çalışan probiyotiklerimizin çok güzel arkadaşlar besin değerlerini içeren prebiyotik bir tarif oluyor bu. O yüzden sizler de bağırsak hareketlerinizde biraz yavaşlama hissettiyseniz bu kürle birlikte çok güzel bir şekilde hızla sonuç elde edebilirsiniz. İnerci yağları bir anda yok edebileceğiniz, aynada ve tartıda kendinizde değişimi görebileceğiniz çok nadir tariflerden bir tanesi. Ve ben de bunu arkadaşlar kullanmayı çok seviyorum. Genellikle sabah saatlerinde kullanımını öneririm sizlere. Şimdi bu tarifimizi nasıl hazırlıyoruz hemen ona geçelim. Bu tarifimiz için arkadaşlar bir adet küçük boy muzdan yararlanıyoruz. Eğer ki sizin muzunuz daha büyük boyutta ise yarım muz kullanabilirsiniz. Çünkü burada bir yandan da kalori açığı oluşturmak istiyorum. O yüzden çok fazla fazla büyük miktarlarda muz kullanmanıza da gerek kalmayacak. Muzlar biliyorsunuz içerisinde yüksek miktarda potasyum içeriyor. Potasyum arkadaşlar sizin kaslarınızın dostu olan elementlerden bir tanesi. Kaslarınızda sıkılaşmayı sağlayacak. Sizin tokluk hissetmenize yardımcı olacak. Çünkü içerisinde yüksek miktarda lif de var. Bu lifler sizin bağırsak hareketlerinizde yine düzenlemede tek başına etkili olan ürünlerden bir tanesi. Şimdi bir adet küçük boy muzumuzu eğer ki büyük boy kullanıyorsanız yarım adet olabilir. İnce ince dilimledikten sonra hemen arkadaşlar karıştırma kabımın içerisine aktarıyorum. Bu tarifi ben gerçekten kullanmayı çok seviyorum. Çok doyurucu oluyor. Şimdi de içerisine birazcık C vitamini lazım. O yüzden arkadaşlar limondan yararlanacağım. Limonun çok güzel bir şekilde yağları yakma gibi bir özelliği var. Eğer ki sizler de diyet döneminizdeyseniz mutlaka C vitamini günlük olarak yeterince almaya özen gösterin. Çünkü yağların yakıp metabolizmasında C vitamini çok güzel bir etki ediyor. Özellikle mitokondrilerimiz için hücresel anlamda da bakıldığında gerçekten C vitaminine bizlerin ihtiyacı var. Ve maalesef C vitamini vücudumuzda depolanmıyor. Günlük bir şekilde almamız lazım. O yüzden sizlerin de her zaman taze taze C vitamini kaynaklarını çok fazla kaçmadan günlük olarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, limon da sıktıktan sonra üzerine hızlıca bir fincan ölçüsünü su ilave ediyorum ve tabii ki de blenderdan geçirme zamanı güzel bir kıvam alana kadar bunu köpük köpük olana kadar blenderdan sizler de geçirebilirsiniz. Burada sanki ayrıca vegan bir sütmüş gibi de oluyor arkadaşlar bu. E, vegan arkadaşlarımın da severek kullanabileceği çok güzel bir sütlerden bir tanesi oluyor. Ne Hindistan cevizi sütü gibi çok ağır, çok baskın değil. Yine badem sütü de bazı insanlara biraz baskın gelebilir. Bu arkadaşlar tamamen vegan, tamamen fito ve gerçekten çok da lezzetli. Hem tadını sevebileceğiniz hem de rahatlıkla tüketebileceğiniz çok güzel bir şöyle görmüş olduğunuz gibi köpük köpük kremamsı bir süt elde ettik. Şimdi hemen bunu tabii ki de fincanımızın içerisine aktarıyoruz. Burada bir fincan ölçüsü bir kişi için yetiyor. Ben genelde bunu sabah kahvaltısı olarak da kullanıyorum. Ve hemen üzerine metabolizmanızı hızlandıracak. Sizin vücudunuza hadi uyan artık diyecek kahvemizi ekliyoruz. Bu tarifi kahve severler bayılacaktır. Çünkü bu tarifin arkadaşlar gerçekten lezzeti de şahane oluyor. İçimde çok güzel metabolizmanızı hızlandırması daha da güzel bir şey. Normal kahveye bakıldığında hem size ağır gelmeyecek, sert gelmeyecek hem de çok güzel bir şekilde metabolizmanızı hızlandıracak. Şöyle birazcık da köpük köpük yaptığımız için sanki kapitinoyu da andırıyor gibi lezzeti de çok ama çok yerinde tabii ki de bu tarifin arkadaşlar ne kadar kullanmamız gerekiyor bu da çok önemli ben bunu günde bir fincan olarak tüketiyorum genellikle sabah kahvaltısı yerine kullanıyorum emin olun gün boyunca sizin iştahınızı çok güzel bir şekilde kapatıyor hem de ben sabah kahvesiz asla güne başlayamam uyanamam diyenler için şahane de bir uyandırıcı özelliği var sizlerle dilerseniz bunu sabah kahvaltıları yerine kullanabilirsiniz ya da arkadaşlar bu tarifin içerisinde yoğun kahve olduğu için akşam yemeği minden sonra kullanılmasını tavsiye etmiyorum ama dileyenler gün içerisinde öğlen saatlerinde de birazcık karnınızın acık Acıkmaya başladığını hissettiğiniz saatlerde arkadaşlar abur cuburlara gerçekten yüksek kalorili ve rafine şeker içeren işlenmiş gıdalara tercih etmek yerine şöyle güzel evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz, yurt odasında bile hazırlayabileceğiniz şahane bir kahveyi tercih edebilirsiniz. Emin olun çok güzel bir şekilde iştahınızı baskılayacak, sizlerin metabolizmasını daha da aktif bir hale getirecek. Bilir yani ki arkadaşlar bu kahveyi sabah içtikten sonra üzerine bir de spor yaparsanız emin olun o sporun daha da etkinliğini artırıyor. Çünkü sporunuz için gerekli olan enerjiyi buradan sağlamış oluyorsunuz. Metabolizmanızın hızlandığı için de çok rahatlıkla yapmış olduğunuz spordan daha güzel bir performans elde ediyorsunuz o yüzden spora gitmeden önce de bu kahve kesinlikle kullanılabilir sizlerle metabolizmanızı çok güzel bir şekilde harekete geçirebilirsiniz ama bazı arkadaşlarım var hani böyle sürekli instagramdan da sizlerle konuştuğum için çok iyi biliyorum bazı kişiler sabah spordan önce hiçbir şey ben tüketemiyorum diyor Hiçbir şey tüketemiyorsanız aç karnına spor yapmayı tercih ediyorsunuz. Sporunuzdan sonra yarım saat içerisinde de bu kahveyi içersiniz. Yine arkadaşlar çok güzel bir şekilde sizlerde etkili sonucu elde edersiniz. Bu arada yine şunu da hatırlatmakta fayda var. Burada kullanacağınız kahve miktarı sizin normal günlük kullanmış olduğunuz kahve miktarı ölçülerinde olabilir arkadaşlar. Ben tatlı kaşığı kullandım. Sizler tatlı kaşığı kullanmak zorunda değilsiniz. Daha hafif kahve içmeyi sevenler çay kaşığı ölçüsünde de bunu kullanabilirler. Çünkü ilk önce herkes kendi metabolizmasına göre yaklaşımda bulunursa daha güzel sonuçları elde edebilir. Çünkü hiçbirimizin metabolizması... Maalesef aynı değil. Bünyemiz aynı değil. O yüzden kiminin alerjisi olabilir, kiminin hassasiyeti olabilir, kiminin tansiyonu normal olarak düşük olabilir, kiminin tansiyonu normal olarak yüksek seviyelerde olabilir. Bunların daha iyi değerlendirilmesi için tabii ki de sizlerin arkadaşlar kendinizi daha iyi analiz edersiniz. Kendi günü kullandığınız oranlara göre benim vermiş olduğum bu malzemelerin oranlarını kendinize göre mutlaka değiştirmeler yaparak tüketebilirsiniz. Ama şunu da söylemekte fayda var. Kahve sever biri için benim verdiğim ölçüler gerçekten ideal. İçimde çok güzel olacak tadı. Gerçekten herkese hitap edebileceğini düşünüyorum. Metabolizmanıza etkileri de daha da güzel olacak arkadaşlar. Ben bu tarifi 3 günlük kürler şeklinde kullanıyorum. Dileyen olursa bu şekilde kullanabilir. Daha fazla kullanılmasını tabii ki de uzun süre kullanılabilir ama arkadaşlar belli bir süreden sonra metabolizmanımız artık buna alıştığı için o hızlanma duracaktır. O yüzden benim önerdiğim ölçülerde 3 günlük 3 günlük kürler şeklinde kullanırsanız daima dinamik bir metabolizmanızla sizlerle istenmeyen kilolarınızdan hızlıca kurtulursunuz. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin ve arkadaşlar aşağıdan da tabii ki de kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok ama çok memnun olurum. Hepinize şimdiden fit, sağlıklı, güzel ve gerçekten huzurlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın.